Arkadaşlar bugün okumaya yeni başlayan insanların okumasını kesinlikle tavsiye etmediğim bir kitap videosu çekeceğim. Neyse. Anneler gününüz kutlu olsun, bu video artık ne zaman yayınlanırsa. Bu Deccal kitabı, bu da putları alacak aralığında. Friedrich Nietzsche. Zaten bu videoda fazlasıyla Nietzsche kitabı göreceksiniz. Full Nietzsche falan. Bunları bölüm bölüm yapacağımış. Şu ikisi, bunlar birer felsefe kitabı ve şahsen Ahmet Arslan'ın felsefeye girişi, Ahmet Ceviz'in felsefe tarihi veya Ahmet Arslan ilk çağ felsefe tarihi gibi kitaplarını okumanızı tavsiye ederim. Şunu nereye koyacağım? Yer yok. Ama ondan sonra devam ederim. Ya bunlar şey kitapları, işe başlamak için ideal kitaplar ama evet, bir felsefeye giriş okuyun. Ruhun Tutkuları, René Descartes. Peki ya bunu niye tavsiye ediyorum? Tavsiye etmiyorum çünkü bu da bir felsefe kitabı. Önce meditasyonları okuyup sonra bu kitabı okuyup ondan sonra Descartes'a başlayabilirsiniz. Şahsen benim tavsiyem. Neyse. Ama yine de bu kitaba başlamak için yine bir felsefeye giriş kitabı okuyunuz. Şunu alayım ben. Böyle buyurdu ama bu kitapta söyledi Zerdüşt'tü. Kalın bir kitap. Öncelikle bunu da okumamı tavsiye etmemin sebebi. İkincisi, Nietzsche'ye başlamadan önce bu kitaba başlama gerçekten pek sağlıklı olmayabilir. Önce Eco Homo'yu falan okuyarak başlayabilirsiniz. Şahsen. Ya bu kitabı okumak için neredeyse bütün Nietzsche kitaplarını okumanız gerekiyor. Ki şahsen mesela bu kitabı İlk okudunuz, bir şey anladınız, sonra bunu okudunuz, başka bir şey, sonra bunu okudunuz, başka bir şey anlayacaksınızdır. Şimdi gelelim şu kitaba. İyinin ve kötünün ötesinde. Bu kitabı ahlak üzerine kitabıyla karıştırıyorlar ama çok farklı kitaplar. İkisinde evet ahlak üzerine bir eserler. Ama bu eser diğerinden daha farklıdır. Bu genellikle Nietzsche'nin okuması gereken en son kitap olarak tavsiye edilir. Yani şöyle düşün. Bu kitapların hepsini okudun mu Nietzsche'yle alakalı? En son bunu okuyacaksın. Hatta diğer felsefe kitaplarını da. Artık kalın olduğu için okumamanız gerekiyor. Şu kitap. Birincisi, kitabın yazıları çok küçük. İkincisi, kalın bir kitap. Üçüncüsü ise yani bu, ne derler ona işte, 1335 senesinde Samsun'a çıktım diyor. Yani, evet. Sonraki eser yine Frederick'le alakalı. Yani Nietzsche'yle alakalı. Nietzsche'nin İş Bankası Dünyaya Yön Verenler serisi 30. kitap. Bu kitap bayağı kalın bir kitap. Şimdi bu kitap şöyle bir şey. Birincisi, aşırı kalın olduğu için ve çok büyük olduğu için bak, ve şu yüzden de kötü bir yanı var. Felsefesine girecekler. Hani bu adamın neler yaşadığını falan anlatacaklar. Pek bir şey anlamazsınız. Şahsen ben bu kitabı okumadan önce felsefeye giriş kitapları, Nietzsche kitabı ve arada da küçük bir ayrıntı olarak Felsefe 101 kitabını okumanızı tavsiye ediyorum. Ve evet, Aldrin Desmond James Moore, Charles Robert Darwin, yani Charles Darwin eseri, şöyle bir kitap. Şurayı ben yırttım yanlışlıkla ama. Böyle bir kitap, zaten buralarda hep görüyorsunuz bu ikisini. Bunlar aşırı kalınlar, özellikle Darwin'in felsefesine girerken biraz kafanız karışabilir. Yine Nietzsche'de tavsiye ettiğim gibi, burada da şey yapmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Önce türlerin kökeni ve insanların türeyişi miydi? Unuttum o kitabın ismini. Sonra bence Charles Darwin'le alakalı birkaç biyografi bitirin. Ve evrim makalelerini okuyarak bu kitaba başlayın. Böyle okurken daha açıklayıcı bir anlatım okuyacaksınız ki bayağı açıklayıcı bir anlatım var. Hepsinde de zaten bir kitap oluşturacak kadar kaynak var derken, yine bir kalın kitap. Halil İnancı'nın bayağı açıklayıcı bir kitap. Başlığını bile uzun yapmış. O kadar emek. Bu kitap aşırı kalın.
Ama bunun dışında yani bir anlayamayacağınız bir kısmı yok. Kaynakçaları var. Yani gerçekten koskocaman bir eser ve gayet de kaliteli. Fatih Sultan Mehmet Han'ın bu zamana kadar bayağı bir biyografisiyle alakalı araştırma yaptım. Bunun kadar açıklayıcı bir anlatımını görmedim. O derece bir şey. Gerçekten ki zaten Halil İnancı'nın işini ne kadar ciddiye aldığını da biliyoruz. Neyse, evet, bu video bu kadardı. Bay bay.